Merhaba, Geniş Açı'yla karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da KYK borçlarını konuşacağız. Aslında öğrencilerin hep gündeminde olan ama elbette ekonomik krizin iyice artık hayatımıza etki etmesiyle başlayan süreçte daha da çıkmaz bir hale gelen ve hayat pahalılığıyla beraber hem verilen ücretin yetmediği hem de son gelen kararla beraber neredeyse %30'luk bir faiz artışının söz konusu olmasıyla birlikte aslında öğrenciler için artık iyice çığırından çıkan bir hale gelen bu sorunu konuşacağız. Hem hali hazırda KYK kredisi alan öğrenciler neler yaşıyorlar? Hem de işte yani kredi alındı bitti sonra işte bundan sonraki süreç nasıl oluyor? Hayatlarına borçlu başlamak ne demek? Biraz bugün bunları anlamaya çalışacağız. Bu yüzden konuğumuz bir üniversite öğrencisi Zehra Hamurcu bizimle birlikte. Zehra merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şöyle başlayabiliriz istersen. Öncelikle ne kadar burs alıyorsunuz? Bursun ücreti nedir bu yeni dönemde? Biraz onun soralım, onu anlayalım. Hem de şöyle yapabiliriz. Hem burs ücreti ne kadar hem de bugünün koşullarında yaşamaya yetebiliyor mu bir üniversite öğrencisi için? Bu seneki burs ücretleri, aynı zamanda da kredi ücretleri 850 liraydı. Yeni dönem için bir zam söz konusu değil şu anda. Yani henüz ona dair bir şey duymadık. Yurtta kalıyorum aynı zamanda. Yurt ücreti de 450 liraydı. Evet. 850 liranın 450'si zaten yurda gidiyor. Bu sene 850 liranın 450 lirası zaten bir yandan yurda giderken, onun dışındaki bizim ulaşım giderlerimiz, abonman, telefon giderlerimiz, temel ihtiyaçlarımız, pet, yemek gibi ihtiyaçlarımıza tabii ki kalan 400 lirayla yetemiyorduk. Şu anda asgari ücrete bir zam geldi. Asgari ücrete %30'a yakın bir zam geldi. %30 zam geldi. Yurtlara yapılan, yurt ücretlerine yapılan zamsa işte %100'e yakın. Bu yeni süreçte, yani zaten şu yıl yetiremezken yeni süreçte nasıl yetireceğimize dair tabii ki fikrimiz de yok açıkçası. Evet, aslında zaten miktarı söylemek yeterli oluyor. Yani 850 lirayla ne alınır, nasıl geçinilir, ne yapılır meselesini izleyen herkes biliyor aslında ama belki biraz daha açabiliriz. Hem okul giderleri hem işte zaten mecburi giderleri saydın sen. Yani aile desteği alamayan gençler nasıl yapıyorlar, nasıl geçiniyorlar? Üstelik bir de özellikle büyük şehirde okuyan gençler ne yapıyorlar? Biraz etrafında da gördüğün sıkıntıları anlatır mısın bize? Tabii ki. Önce zaten kendimden bahsedecek olursam, bu yıl bir şekilde ailemin desteğiyle geçinebildim çalışmadan. Babam emekli maaşı alıyor, asgari ücretin altında. Bu yüzden tabii ki çalışmaya da devam etmek zorunda kalıyor bir yandan. Kendisi bana işte yurt ücretine yardım ediyordu. Ben bursumla bir şekilde geçinmeye çalışıyordum. Ama şu anda şu senaryoda 800 lira olacak yurtlar. Yani 800 olacağı söyleniyor. Bursumdan geriye 50 TL kalacak. Ailemden yardım almadan yaşanmaya devam etmem imkansız. Yani 50 lirayla değil bir ay, bir gün bile geçinmem zor İstanbul'da. Ailemden ya yardım alacağım ya da çalışmaya başlamak zorunda kalacağım. Diğer birçok arkadaşım da aynı durumda. Zaten hali hazırda çalışanlar vardı. Hali hazırda bir okurken çalışmaya devam etme durumu zaten söz konusu. Ama bunun yanında yetmediği için memleketine dönmeyi düşünen, aile evinden eğitimini sürdürmeye karar veren arkadaşlarım bile var ki barınma masrafları, yemek masrafları en aza inebilsin. Evet, yani ya uzaktan okuma imkanı olanlar bunu yapmayı tercih ediyor ve belki de okulu bırakmayı tercih edenler de oluyor diye anlıyoruz.
Peki şimdi bir kere zaten yani burs alırken bile ya da kredi alırken de yetmiyor, geçinilemiyor. Bunu anladık. Bir de özellikle de kredi alınıyorsa zaten borçlu bir gelecek bekliyor gençleri. Okuldan mezun olmak yetmiyor. Mezun olduktan sonra bir de bu kredilerin ödenmesi isteniyor, geri ödeme isteniyor. Biraz oralara dair endişeler, sıkıntılar, işte kendi aranızda konuştuğunuz meseleler nedir? Biz gördük ki bu sene 30 bine yakın bir kredi alan gencin şu anda ödemesi gereken para 100 bin liraya yakın. Yani hayata 100 bin lira borçla başlamak tabii ki hepimizi derinden kaygılandırıyor. Aileler ne diyor peki bu duruma? Ailelerin de bizden çok farklı değil durumları şu anda. Biliyoruz ki asgari ücret temel yaşam masraflarını karşılamaya yetmiyor. Ailemiz de aynı seviyede kaygılı ve üzgün. Peki, öğrencilerin taleplerini de soralım. Ne istiyor öğrenciler? Ne diyorlar? Yani hem geçinebilmek için nedir talepleri, hem de KYK kredilerine ilişkin talepleri nedir? Buradan meseleye eğitim hakkı olarak baktığımız zaman aslında öğrencilerin KYK kredisi alıp almama tercihi durumunda kalması bile eğitim hakkının gaspı diyebiliriz. Öğrencilerin eğitim hakkına eşit ulaşamadığı bir senaryoda biz zaten eğitim hakkının gaspından söz ederiz. Kredi zaten devlet yardımı değil. Fahiş faizlerle geri alınıyor ve bu faiz miktarı, ödenmesi gereken faiz miktarı vergi borçları silinen, vergisi affedilen şirketlerin ödemesi gereken miktarın onda biri bile değil. Öğrencilerin sırtına yüklenen işte birdenbire çıkan yurt depozito farkı, yurtta kalmadığımız ayın parasını ödemek zorunda oluşumuz, yurt zamları, işte fahiş faizlerden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı işte gençleri mağdur etmiyoruz açıklaması gençlikte pek bir karşılık bulmuyor açıkçası. Bunun yanında Erdoğan'ın vereceği müjde de pek yani müjde gelecekmiş gibi bir his uyandırmıyor tüm gençlik kesimlerinde. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işte bir yıl daha bekleyin, biz sadece ana parayı alacağız açıklaması gençlerin yanında bir söylem değil. Yani bu koşullarda gençlerin bir sene daha beklemesini ifade eden bir söylem gençliğin faydasına bir söylem değildir. Sadece işte sandığa işaret eden ve taleplerimizi karşılamayan bir ifade. Biz tüm gençliğin eğitime ulaşma noktasında eşit bir noktada olması adına kredilerin bursa çevrilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda da bursların az önce saydığım gibi yani ulaşım, yemek, telefon, internet, pet gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir düzeye çıkarılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında tabii ki faizlerin de silinmesini, kredi borçlarının tamamının silinmesini talep ediyoruz. Böylesi bir talebin karşılanması için bütün gençlik kesimlerinin mücadele etmesi gerekiyor tabii ki. Gençlerin bu taleplerine karşılık bulabilme mekanizmasını işletebilmek için kendilerine yeni alanlar açıyor olması, yeni araçlar geliştiriyor olması gerekiyor. Burada bir işte yurtlarda kurulacak kredi komitesinden örneğin bahsediyor olurum. Bu Yani şekilde. bir yandan aslında hem sorunlarınızı konuşurken talepleriniz için de aslında bir araya gelinebileceğini anlatıyorsun. Evet.
Sanıyorum bunun işte yurtlarda da temel gündem bu oluyor herhalde. Ya da şimdi yaz olmasına rağmen öğrenci gruplarında vesaire bunlar tartışılıyor diye anlıyoruz. Tabii ki yani yazın eve geldim ama eve borcumla geldiğim için konuşacak çok da farklı bir şeyimiz yok. Yani dışarı çıkabilmek için kendi şu anda memleketimde İstanbul'dan daha rahat yaşam koşulları olmasına rağmen kredi borcumu bitirmeyi bekliyorum bir yandan da. Çünkü verilen burs da yetmediği için ailemin gücü de yetmediği için bir yandan borç alıyordum krediden. Onun bitmesini bekliyoruz. Bütün yurtlardaki arkadaş, yani yurttaki tüm arkadaşlarımın gündemi de bu tabii ki. Evet. Bu açıdan taleplerimize karşılık bulabilmek açısından bütün gençliği mücadeleye çağırıyorum. Bizi işte taleplerimizin karşılığını bulmaya götürecek olan örgütlü bir mücadeledir. Evet. Muhtemelen okullar açılırken biraz daha zam yapılacaktır ama bu zaten yetmeyeceği ortada. Bunu da ifade ediyorsun. Ama aynı zamanda sadece bir vaat olarak işte bekleyin ve işte sadece ana parasını alacağız, faizleri almayacağızın da öğrencilerin talebi olmadığını aslında ifade ediyorsun. Öğrencilerin talebi acil temel talebi KYK meselesi de çok basit diye anladık biz. O da bir an önce borcun sıfırlanması, var olan kredilerin de bursa çevrilmesi. Sanıyorum öğrencilerin talepleri bu kadar açık ve net. Yani burada anlaşılmayacak bir şey yok. Peki Zehra, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdın, anlattın. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.